Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonrası öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı doçent doktor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e İYİ Parti milletvekili teklifinde bulundu. Ülkü Ocakları eski genel başkanı doçent doktor Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın göbeğinde Çankaya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı ise 6 Şubat'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanmıştı. İYİ Parti'nin Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması için mücadele eden eşi Ayşe Ateş'e milletvekilliği teklifinde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. T24'ten Candan Yıldız, İYİ Parti'nin Sinan Ateş cinayeti konusunda tutumu MHP'nin mevcut yönetimine muhalif ülkücüler için de belirleyici olabilir. Bunun sandıkta da dikkate değer karşılığını görebiliriz. İşte belki de bu yüzden Akşener, Sinan Ateş'in öğretmen eşi ve cinayet sonrası açıklamalarıyla adalet vurgusunu hiç bırakmayan Ayşe Ateş'e milletvekili teklifi götürmüş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Ancak öğrendiğim kadarıyla Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayetindeki adalet arayan pozisyonunu korumak istiyor. Vekillik teklifine sıcak bakmıyor. Seçimlere giderken, tarih yaklaşırken, milletvekilliği aday listeleri şimdiden oluşturulurken İYİ Parti'nin Ateş soyadını taşıyan başka bir adayı olabilir mi? Göreceğiz ifadelerini kullandı Canan Yıldız. Sinan Ateş'in ailesinin yargılama sürecinde bazı eksikliklere dair şikayetinin olduğu, ailenin konuşmak için kırkının çıkmasını beklediği medyaya yansımıştı. Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, "Sinan evladımızın kırkı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamazsa biz bildiklerimizi anlatacağız." demişti. Aile büyük deprem felaketi sürecinde susma kararı almış, Ateş'in 40 mevlidinde depremde hayatını kaybedenler için de Kur'an okutulmuştu. Sinan Ateş cinayeti sonrası MHP'den istifa eden dayısı Halil İbrahim Bozkurt da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bozkurt, AK Parti'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini şöyle anlatmıştı. "Eğer verilen sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacak." 80'lerdeki MHP ana davasının avukatlarından olan Mehmet Saral'a göre Ayşe Ateş bekliyor. "Aileye bazı sözler verilmiş olabilir. Ayşe Ateş verilen sözler tutulmazsa Sinan Ateş'in dayısının katiller mecliste sözlerinden daha ileri cümleler kurabilir. Şüphelendiği bazı milletvekillerinin isimlerini zikredebilir." MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın son dönemde partisi aleyhinde iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak yazılı bir açıklama yapmıştı. Sinan Ateş cinayetine gönderme yaptığı açıklamasında Yalçın, "Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir." ifadelerini kullanmıştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a yaptığı 40 gün vurgusunda "Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin 40'ı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın." demişti. Meral Akşener son grup toplantısında Ateş suikastine de değinmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Ateş cinayetine dair Erdoğan'a seslenerek "61 gün oldu Sayın Erdoğan. Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest." dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.